Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün bambaşka farklı bir videoyu hazırladım sizler için. Bugünkü videomuzda bundan tam 3 yıl sonraki halimizi, yani 2025 yılına güzel bir video göndereceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü video için bugünden tam 3 yıl sonraki halime bir video göndereceğim. O video için arkadaşlar bugünkü durumda konular, başlıklar kendimce hazırladım. Başlıklarla ilgili kısaca buradan biraz bilgiler vereceğim. Videonun kalan bu kısmından itibaren arkadaşlar 3 yıl sonraki halime seslenerek devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bugün tarihlerden tam 30 Aralık 2021. Bundan tam 3 yıl sonraki sen bu videoyu izlediğinde 2025 yılına bir gün kalmış olacak. Yani 30 Aralık 2024 tarihine olacak. Evet, 2025 yılındaki sen bu videoyu izlediğinde belki garip duygularda olacaksın. Senin için kısaca bugünden bilgiler göndereceğim 2025 yılına. Senin için başlıklar hazırladım. Bazı kişiler için 3 yıl kısa bir zaman dilimi olabiliyor. Bazıları için uzun bir zaman dilimi. Benim için de uzun bir zaman dilimi. Senin için güzel bir video hazırladım. Sen bu videoyu umarım izleyebilirsin. Yani umarım izleyebiliriz. Çünkü hani 3 yıl sonra hayatta kalır mıyız? Kalmaz mıyız? YouTube'a devam etmiş olur muyuz? Olmaz mıyız? Belki de başaramadık. Belki de başardık. Bilemeyiz ama 3 yıl sonra biz bu videoyu izlediğimizde en azından denedik diyebileceğiz. En azından şansımızı denedik. Neler oldu, neler değişti? Bu 3 yıl sonra bu videoyu izlediğinde o zaman anlayacağız. Şimdi sana günümüzden biraz bilgi vereceğim. Senin için biraz buradan başlıklar hazırladım. Bu başlıklar üzerinden yavaş yavaş bilgi verip o şekilde videomuzu bitireceğiz. Evet, ilk başlığımız ise abone sayısı. Evet, YouTube'a başlayalı yaklaşık bir 2 hafta oldu. Abone sayımız 85-90 arası bir sayı. Başlangıç için normal olabilir. Ama işte umarım bu videoyla beraber abone sayımız artar. Sen bu videoyu izlediğinde belki de abone sayımız istediğimiz yere gelmiştir. Yani 3 yıl içerisinde eğer sürekli devam edersek başarabileceğimize inanıyorum. Belki de bu videoyu izlediğinde biz çoktan YouTube'u bırakmış olabiliriz. Her şeyden vazgeçmiş de olabiliriz. Başaramamış da olabiliriz. Ama en azından deneyeceğiz. Şu anki dediğim gibi abone sayımız çok kötü. Yani başlangıç için iyi ama yeterli değil. Tabii ki de umarım 3 yıla kadar, sen bu videoyu izleyene kadar haftada en az bir video olmak üzere 2 video çekeceğim. Bakalım kanalımızı genişletebilecek miyiz, büyütebilecek miyiz? Umarım sen bu videoyu izlediğinde kanalımız büyümüş olur. Ve sen o videoyu izlerken bana teşekkür etmiş olursun. Evet, şu an günümüzde yani 30 Aralık 2021 tarihiyle kripto piyasası bütün insanlığı etkilemiş durumda. Kısaca hani ufak bir ekonomi bilgisi olaraktan buradan sana biraz bilgiler vereceğim. Hazırsan. Evet, şu anda bir Bitcoin'in fiyatı 46.800 dolar. Ethereum 3.700 dolar. BNB 519 dolar. Şu anda 1 euro 13.10 TL, 1 euro 14.90 TL. Metaverse evrenindeki kriptoları da söyleyeceğim birkaç tanesi. Çünkü Metaverse, onunla ilgili de biraz bilgi vereceğim. Mana şu anda 3.25, Sand 5.79 dolar, Solana 172 dolar, altının gramı ise 721 dolar. Şu tarih itibariyle kripto piyasası, döviz kurları, altın gramı bu şekilde. Sen bunu izlediğin zaman belki de bu Bitcoin'in hedefi olan 1 milyon dolar veya 500 bin dolara gelmiş olabilir. Çünkü 3 yıl çok uzun bir süre bunun için. Sen bunu videoyu izlediğinde belki bunlar çok yukarıda da olabilir, belki bitmiş de olabilir. Onu gerçekten çok merak ediyorum. Evet, ve diğerine geçiyoruz. 2 gün sonra Harry Potter'ın 20. yılına özel Reunion bölümü yayınlanacak. Harry
Potter yayınlanması 20 yıl oldu. 20 yıl, evet, şaka gibi. 20 yıl geçti. Onun için özel bir video da çekeceğim bunun için arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyoruz. Yani şu anda sen bu videoyu izlediğinde belki bu konu değişmiş olabilir ama şu tarih itibariyle Türk sinemasında bilim kurgu alanında elle tutulur herhangi bir film, dizi çekilmedi. Sen bunu izlediğinde de çekilmiş olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bizim Türk sineması sadece nereden bakarsanız yani dram ve komedi üzerine sadece ilerliyor. Bilim kurgu üzerine veya fantastik üzerine olan filmlerimiz maalesef çok az. Yani olanlar da pek başarılı olduğunu söylemeyiz. Ama sen bunu izlediğinde belki de bir sürpriz olup bilim kurgu alanında güzel bir Türk filmi de izlemiş olabiliriz. Bugün tarihiyle şu ana kadar yani Türkiye halen de bir Avrupa üyesi değil. Belki senin izlediğinde olur mu bilemem, bence olmayacaktır, yine olmaz diye tahmin ediyorum ama yani Türkiye şu an itibariyle Avrupa üyesi bir ülke değil. Avrupa'ya daha katılamadı, katılacak gibi de durmuyor. Ve tüm dünyayı, tüm insanlığı etkileyen korona sıkıntısı, korona virüs olayı, pandemi olayı. Şu anda 2 yılı oldu virüsün ortaya çıkması, insanların hayatını etkilemesi ve halen devam ediyor artışlar. Ne zaman bitecek, bitecek mi, eski hayata dönüşler ne zaman olacak? Evet, ilk çıktığı zamanlara, ilk yılına nazaran daha biraz kurtulmuş durumdayız. Hani her şey yine artıyor ama kısıtlamalar falan hani ilk yıldaki gibi sert değil. Ama bu bir daha kısıtlamaların olacağının garantisini vermez. Bilemeyiz yani 2-3 ay sonra neler olacağını. Sürekli koronavirüs, sürekli varyantlar geçirip mutasyona uğrayıp yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Sen bu videoyu izlediğinde belki de koronayı bitirmiş olacağız. Evet, aşılar var. Aşılar uygulanıyor ama ne kadar etkili? Yani tamamıyla geçti diyemeyiz ama sen bu videoyu izlediğinde umarım inşallah koronavirüsün bitmiş, eski bir hayatımıza dönmüş halde olmuş oluruz. Evet, az önce bahsetmiştim Metaverse evreni. Metaverse evrenine ufakça buradan bilgi vereyim. Şu anda Metaverse evreni sanal gerçekçilik, insanların sanal dünyada zaman geçirebilecekleri bir dünya yaratıldı. Ama şu anda daha yavaş yavaş bir gelişim içerisinde. Belki sen bu videoyu izlediğinde Metaverse tam anlamıyla gelmek istediği seviyeye gelmiş de olabilir. Ama şu anda yani ilk çıktığı zamanlar için söylüyorum. Şu anda Metaverse daha yeni yeni gelişmeye başladı. Hani evet, grafikler, karakterler daha tam böyle amatörce biraz duruyor. Belki 3 yıl sonra sen bunu izlediğinde Metaverse evrenindeki karakterler, gerçekçilik belki daha fazla artırılmış olacaktır. En çok merak ettiğim şeylerden birisi de o. Evet, Metaverse evreninden bazı yani yatırım yapılması gerekiyor. Bunu tahmin ediyorum. Belki de sen bu videoyu izlediğinde bana oradan çok sinirli bakıyorsundur, belki bana sinirleniyorsundur da neden herhangi bir coin alıp yatırım yapmadın veya neden Metaverse evreninde bir yatırım yapmadın? Hayır, lütfen, hayır Murph. Gitmeme izin var mı? Hayır. Hayır, 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 hayır. Yani yapmaya çalışacağız. Yapacağız inşallah ama bilmiyorum, bakalım Metaverse evreni biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Yani yavaş yavaş bütün insanlığı da etkisi altına alacağına inanıyorum. Çünkü bu ilk çıkan sosyal medyalar gibi ben düşünüyorum. Mesela yani Facebook olsun, Instagram olsun. Çünkü bunlar da ilk zaman çıktıklarında pek fazla kullanıcısı yoktu. Pek fazla kimseye hitap etmiyordu. Ama şu anki günümüze geldiğimiz zaman sokakta çevirseniz Instagram'a veya Facebook'u olmayan bir insan bulmanız zor yani. Hemen hemen herkesin hesabı olan, herkesin telefonunda yüklü olan bir uygulama haline geldi. Metaverse'de 3 yıl içerisinde bu seviyeye gelmiş olabilir. Evet, bugünkü tarih itibariyle Türkiye hali kendi arabasını üretip piyasaya daha çıkartamadı veya halka sunamadı. Halkın kullandığı Türkiye'nin kendi ürettiği bir arabası yok. Evet, şu anda bir tane projeler var. Evet, TOG diye bir proje var. Evet, belki seneye sahaya inmiş olacak. Bilemiyoruz ama şu an itibariyle Türkiye'nin kendi ürettiği bir arabası yok. Belki bir yıl sonra
ki hani gelen haberleri takip ettiğim kadarıyla önümüzdeki sene sonundan itibaren TOGG arabalarını piyasada yani halka arz edilmiş bir şekilde bulacağız. Bir sonraki, evet, sen bu videoyu izlediğinde en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Belki çok kişinin de merak etti yani ilk sormak da istediğim. Acaba sen bu videoyu izlediğinde Arka Sokaklar finali yapmış olacak mı? Yani nereden bakarsanız 16 sezon veya 17 sezon oldu. Halen devam ediyor. Sen bu videoyu izlediğinde bitmiş olabilir mi? Çok merak ediyorum. Yani nereden bakarsan bu videoyu izlediğinde büyük ihtimalle Arka Sokaklar 20. yılını kutlayacak. Belki o zaman final yaparlar, bilemiyorum. Ama yani en çok merak ettiğim konulardan biri. Acaba Arka Sokaklar final yapmış olur mu? Bir diğer başlıkta ise en çok söylemek istediğimlerinden birisi. Yani bu bilim alanında 3 yıl çok kısa bir süre. Hani bunun için pek değişeceğini düşünmüyorum ama yani yine de ben bilgi vermek istiyorum. Yani şu an itibariyle, an itibariyle yani herhangi bir şekilde uzaylılarla iletişime geçildiğine dair bir açıklama yapılmadı yetkililer tarafından. Sen bu videoyu izlediğinde belki de halen de olmayacak. Onlar da bilir, bilemeyiz. Ama yani 3 yıl kısa bir süre olduğu için olabileceğini de zannetmiyorum. Bilim alanında bir şey daha söylemek gerekirse, dünya dışında herhangi bir farklı bir yaşam kalıntıları, yaşamla ilgili bulgular bulunamadı. Dünya dışındaki gezegenlerde yaşanılabilecek bir yerde daha keşfedilemedi. 3 yıl bilim alanı için çok kısa bir süre. Yani evrenin geçmişini izleyebileceğimiz, görebileceğimiz uydular 2 gün önce fırlatılmıştı. Yani 3 yıl sonra sen bunu izlediğinde belki çoktan yeni bilgilerin geldiği, bazı gerçeklerin değiştiği bir zaman diliminde de olmuş olabiliriz. Evet, bir başka konu da Avatar konusu, Avatar filmi konusu. Evet, biz Avatar filmin ilk filmini 2009 yılında izledik. An itibariyle tam tamına 13 yıl oldu. Evet, 13 yıl olmak üzere diyeyim daha doğrusu. 13 yıl oldu ve daha biz Avatar 2'nin herhangi bir filmini veya fragmanını dahi izleyemedik. Araştırdığım kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla seneye çıkacağı söyleniyor ama bu ne kadar gerçek olur bilemiyorum ama sen bu videoyu izlediğinde umarım Avatar 2 filmini izlemiş, incelemiş, yorumlamış olacaksın. Umarım o şekilde Avatar'ı izlemiş. Avatar 2 filmini çok insanın beklediği bir film. Bakalım 16 yıl mı olacaksa bunu izlediğinde, belki daha izlememiş de olabilirsin. Sen bu videoyu izlediğinde göreceğiz. 3 yıl sonra umarım izleyebilmiş olacağız. Ufak bir futbol dipnotuyla da bahsetmek istiyorum. Yani ben futbol taraftarı olarak Fenerbahçe taraftarıyım. Şu tarih itibariyle Fenerbahçe tam tamına 8 yıl oldu şampiyon olmayalı. Belki sen bu videoyu izlediğinde 11 yıl olacak ki umarım öyle bir şey olmaz. Yani ufakça bir değinmek istedim. Bu sene zaten gitti. Sene olur mu bilemem. Ama umarım sen bu videoyu izlediğinde Fener'in ikinci şampiyonluğunu, yani 2 yıl üst üste şampiyonluğunu görmüş olacağız umarım. Son olarak da ufak da kendimden senin için bahsedeceğim. Evet, şu an itibariyle Ankara'da yaşıyorum. Yalnızım yani, bekarım, evlenmedim daha. Ama sen bu videoyu izlediğinde hangi şehirde olurum veya farklı bir ülkede olur muyum bilemem. Sen bu videoyu izlediğinde belki evlenmiş, belki de çocuğun olmuş olacak. 3 yıl dediğim gibi yani benim için uzun bir zaman. Yani her şey olabilir, çok farklı şeyler, gelgitler olabilir. Belki de hani şu an itibariyle sen o videoyu izlediğinde ve şu anki durumunda pek bir farklılık olmaya da bilir. Ama dediğim gibi ben 3 yıl boyunca bunun için çalışacağım. Bu 3 yıl boyunca bunun için çabalayacağım. Sen bu videoyu izlediğinde umarım ki istediğimiz noktaya ulaşmış oluruz. Şu an itibariyle söyleyeceklerim bunlar. 2025 yılı umarım istediğimiz bir yıl olur. Son olaraktan bu videoyu izleyenler için ufak bir mesajım var. Evet arkadaşlar,
Bu böyle güzel bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 2022 yılı bütün izleyenler, bütün arkadaşlar, bütün takip edenler, bütün insanlar için diledikleri güzel bir yol olur. İstediklerini yapabildikleri bir yol olur. Ekonomi sıkıntıların olmadığı bir sene olur. Umarım hepinize nice senelere mutlu yıllar diliyorum. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.